Memleket neresi Müdür Bey? Anne tarafı göçmen, baba İstanbul. Olur. Siz de böyle müsait bir yere oturun lütfen, ayakta kalmayın. Buyurun. Kamera sistemleri, alarm sistemleri hepsi kontrolümüzde. Bankadaki paralı istediğimiz hesaplara aktarabiliriz. Her şey tamam. Abi biz böyle bir şey yapamayız. O zaman bu yavşaklardan farkımız kalmaz. Anladın değil mi? Buyurun sizi şöyle alayım. Buyurun. Korkmayın, korkmayın. Korkulacak bir şey yok. Merhaba. Merhaba, merhaba. Yok, buyurun, buyurun. Buyurun, şöyle alayım sizi. Hah. Buraya girebiliriz. Buyurun. Korkmayın, korkulacak bir şey yok. Buyurun. Buyurun. Sakin olun. Teyzeciğim, bir su iç. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi birazdan her şey bitecek. Ve hepiniz evlerinize gideceksiniz sağ salim. İnşallah yavrum. Hiç sıkıntı yapmayın, stres yapmayın. İnşallah. Tamam teyze. Süleyman Bey burada yok. Belki de saklanmıştır. Umarım hemen polis arar. Umarım. Bankanın çaycısı yok mu ya? Biz genelde çayları dışarıdaki çaycıdan söylüyoruz. Milletin paralarını işletip milyarlar kazanıyorlar ve burada çalışanlara çayı parayla mı içiriyorlar? Çok ayıp. Senin bir rengin attı ha. Bir beyaza çaldın sen. Tamam biliyorum, sen koymuyorsun kuralları Müdür Bey. Bankalar ve kredileri. Güneşli havada şemsiye dağıtırlar. Yağmur yağınca elbiselerle beraber şemsiyeyi de alırlar. İyilik adına sizi sonu gelmez borç havuzuna atıp taksit taksit boğulmanızı izlerler. Ta ki kaybedecek bir şeyiniz kalmayana kadar. Aynen. Ve sizin ihtiyaç kredisi dediğiniz şey var ya, hep ihtiyacı olmayan insanlara verirsiniz. Hay ağzına sağlık. 30 yıl çalıştım dur durak bilmeden. Kredi ödedim, bir ev alayım diye. Emekli oldum ama sağlığımdan da oldu. Kazandıklarımla SGK'nın ödemediği ilaçları ödedim. Yetmedi. 70 yaşında kredi için hala yine bankadayım. Eskiden memur kefil isterlerdi. Bulacağız diye kılı kırk yarardık. Şimdi kendileri kefil oluyorlar kredi vermek için. Her gün değişik değişik numaralardan arıyorlar. Artık sapık diye kaydediyorum telefona. Hiç sormayın ya, çıldıracağım. 50 kuruş için eve icra kağıdı yollamışlar. Yani zaten siz olmasaydınız da ben ortalığı ayağa kaldırırdım. Aa, saat kaç ki banka kapalı? Ne yapıyor öyle? Ha, banka niye kapalı? Kapıyı açsanıza beyefendi. Öpücük mü atıyor? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ay, sapık mısın kardeşim? Yürü gidelim başka şube. Yürü, yürü, yürü. Aa. Tamamdır. Zeyne'yi çağırın. Zamanlayıcıyı heklesin. Sıkıldım ben ya. Biraz eğlenelim mi? Müdür Bey, sever misiniz eğlence? Yani. Telefonunuzu rica edebilir miyim? Bir arama yapacağım lütfen. Teşekkür ederim. Yalnız kilidi açarsanız. Takmıyorum. Teşekkür ederim. Polisi arıyorum. Alo, merhabalar. Ben bir banka soygunu ihbar edeceğim. Ah.
Abiciğim sen daha önce hiç kasa falan açtın mı? Yani neredeyse devreleri yakıyormuşsun. Yo, ben demirciyim ya. Demir keser, demir kaynatırım ben. Evet, güzel konuştun. Evet, şu an gerçekleşiyor. Aa, televizyon mu bu? Bunların plazmaları çıktı be. Çıktı abi, çıktı. Biri tüplü der, biri plazma der. Allah'ım anasını ağlatmış zaten. Hemen, çok teşekkürler. Kıpırdama. Yemin ediyorum ateş ederim. Kıpırdama. Şöyle sabit tut. Şöyle düz tut. Çek. Çekerim. Çek, çek. Sen çok deri kalmışsın ya. Bunların da küçükleri çıktı. Hatta cep telefonu olanları var bunların, biliyor musun sen? Yemin ediyorum tetiği çekerim. Çek müdür bey. Çekerim. Beyler, beyler. Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Ya kaç yaşında adamsın, yaptığın şeylere bak, ayıp ya. Adam vatandaşlık görevini kullanıp polisi arıyor. Sana ne dedi ki yani? Bak, baban yaşında adamlar sana bakıyorlar ya. Ya şunlar olmasa hakikaten bir laf edeceğim burada ama. Vallahi seni bir kere daha sevdim müdür bey. O dolu silahı yanına bırakacağımı düşünecek kadar safmışsın. İlk üç ay annesi düşer. Buna bir B12 vitamini alalım biz. Hazırız. Ver şunu, eksik süt ver. Bakayım.